Baba sahiden korkuyor musun Zeynep'e bir şey yapacaklar diye? Ya bu sefer benim peşimdeler gibi geliyor galiba ama Zeynep ne kadar korkarsa o kadar az ayak bağı olur. Biz de böylece rahat rahat bineriz Kral Efendi'nin tepesine. O zaman yarın şu Kürşat'la Gülsüm'ü tutuklayalım, atalım içeriye. Ayrıca şu yeni Aida. Neydi adı? Sen de bir türlü öğrenemedin adamın adını be. Erkan. Ha, Erkan. Erkan'ı da paketleyip köyüne göndeririz. Buna Zeynep de sevinir. Nasıl Zeynep de sevinir? E Zeynep'in tek derdi kocasıyla. Yani Erkan'la yeniden birlikte olmak değil mi? Baba iyi misin? Ha yok bir şey ya. Şey, anahtarı unuttum zannettim de buradaymış. Lan bir gün asacağım şunları boynuna. Sen de rahat edeceksin, ben de. Ya acayip soğuk yaptı. Çalıştır şunu, çalıştır. Bir de bana sorun. Kaç saattir donuyorum burada. Ay, durun, benim ben. Tanımadınız mı beni ya? Ne çabuk unuttunuz? Ya kızım sen manyak mısın ya? Pastadan çıkan kız gibi zırt pırt çıkıyorsun karşımıza. Negatifleri bulabilmişler mi? Ne? Ne olur negatifleri bulamadıklarını söyle bana. Sen nereden biliyorsun benim evime girdiklerini? Bak bu bir tuzaksa eğer. Komik olmadı. İndir şu silahını be. Ben gazeteciyim. Bütün gün polis telsiz dinliyoruz herhalde. Negatifler bende. Oh Tanrı'ya şükürler olsun. Şimdi ne istiyorsun bizden? Hadi ya sürsenize. Hadi sürsene. Zaten bugün buraya yan polis arabalarını görünce bir süre uğramazlar artık. Hadi gidelim baba şuradan. Önemli bir görev var galiba. Çok önemli. Bu saatte fırladığınıza göre nedir görev, benimle paylaşmak ister misiniz? Dürüm almaya gidiyoruz. Memoli şurada dur. Fazla zamanımız kalmadı. Ne için? Kralın kim olduğunu öğrenmek için. Yaklaştığımızı gördüğü anda bütün izlerini silip yok olacaktır. Hani bize daha çok ipucu verecekti? Resimler işe yaramadı mı? Hala havada kalan bazı şeyler var. Tarihi eser kaçakçılığı. Ne? Tarihi eser kaçakçılığı dedim. Kralın en fazla para yaptığı iş bu. Şimdi hatırladım. Birkaç ay önce Kürşat'ın adının geçtiği bir tarihi eser kaçakçılığı dosyası gelmişti elime. Hatırladın mı Memoli? Hasan Ağa ya da Kürşat. Elimizde hiçbir ipucu yok. Diyelim ki Kürşat'ı tarihi eser kaçakçılığından içeri aldık. Bu hiçbir işimize yaramaz. Ben kralı istiyorum. Şimdi işin içine fazla girdiğiniz için parçaları birleştiremiyorsunuz. Parçaları birleştirip biraz uzaktan baktığınızda... O zaman gerçek yüzünü göreceksiniz. Ben gidiyorum. Dur biraz bekle. Baksana. Cem, bu kralı bulmadan emekli olmayacağız, tamam mı? Ya bizden önce emekli olursa? O zaman biz de öbür tarafta bineriz kafasına. Afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Buyurun gençler, ne atayım size? Biz biraz düşüneceğiz. Düşünecek misiniz? Menü falan vereyim isterseniz ha? Ne o? Karar verdiniz mi? Sen kafana göre bir şey at. Tamam. Tamam boş. Bir dakika. Ne oluyor? İçeri girmek yasak. Bir dakika. Baktık senin işlerin iyi. Seni soymaya karar verdik. Söyle paralar nerede lan? Bakın gençler size iki tane dürüm hazırlayayım. Para falan istemiyorum. Kes lan kes. Bana bak hele o parayı buldun mu lan? Nerede lan paralar? Cebimde. Kasa alsana şuraya. Bir ağız tadıyla kasa soyalım. Bakın baştan beri söylüyorum size. Siz yanlış yere geldiniz. Sizin kasası ve parası olan yere gitmeniz gerekiyor. Senin anlık paraya da gideceğiz zaten. Merak etme. Hepsi bu mu lan? Hepsi bu. Sabahtan beri hava soğuk. Beş tane dürüm köfte sat. Olmadı. Bak şimdi olmadı iş. Araba geliyor lan. Nerede? Kim geliyor? Eğer o sen kaybol. Hadi sen kaybol. Ben yayın numarasını yatarım. Bana bak. Bir numara yapmaya kalkarsan öldürürüm seni vallahi. Tamam mı lan? Ne soğuk yaptı be? Evdekiler açlıktan öldü biliyor musun? Ya şimdi alıp gideceğiz hemen oğlum. Ne haber Selim abi? İyilik Memoli. Senden ne haber? Ne olsun. Günlük olan dürümümüzü yemeye geldik. Arkadaş yeni mi? Yeğenim. Ha kolay gelsin. Baba nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Abi biraz solgun görünüyorsun sen bugün. Yok bir şeyim yok. Ne atayım size? Abi bu sefer tek değiliz. Arkadaşlar da var evde, misafirler. Kaç tane olsun Cem? Herkes ikişer tane yese 12 olur. 12 mi? Yuh, bizim kızlar iki tane yemezler ya. Kızlar mı? Ya öyle değil. Abi yani neyse sen 10 tane at. 12 çok. Abiciğim sen 12 tane at ya. Artanını ben yerim. Hadi yaşadın yine Selim abi. Ama biraz bekleyeceksiniz. Tamam bekleriz de biz çok acıktık abi ya. Sen şunları sahibi yoksa bize verir misin? Sahibi... Ver. Kendim atmıştım bunları. Ama çok şanslısınız. Ben sonra yerim. Bunları size vereyim. Eyvallah abi. Çok biraz. Baba şu karşıdaki yalı var ya. Ha? Geçenlerde tankerin biri tam göbekten indiriyormuş vallahi. Yapma ya. Abi insanın burada evi olması da sakat iş ha. Allah korusun tanker manker girer yani. Memoli her zamanki gibi değil mi? Evet abi. Ya Cem ne diyeceğim ya. Bir sabah biz de şöyle güzel bir balığa çıkalım. Stres falan atarız ya. Vallahi şahane olur aslında. Ha. Memoli.
Eyvallah. Her zamankinden. Tamam abi. Biz arkada banklardayız Selim abi. 15 dakika sonra geliriz. Parayı peşini seseydin ya salak herif, sersem. Olmaz böyle bir şey. O adamlar benim düzenli müşterim. Düzenli müşteriymiş. Düzenli müşterisiymiş. Yap şunu hadi. Abi ne yapacağız? Alıp paraları tüyelim istiyorsan. Olmaz, bekleyeceğiz. Şu dürümlerin parasını da bekleyeceğiz. Adamlar parka gitti. Ne bekliyorsunuz? Gitseniz de peşlerinden. İki zab delikanlı, iki saniyede halledersiniz. Sus. Hadi şu dürümleri yap, hadi sus. Cem oğlum, kağıdıyla yedin be. Var ya, ben böyle kağıdıyla yiyorum. Daha doyurucu oluyor, biliyor musun? Sen kesin deli doktoruna görün ha. Baba gidiyoruz. Ne oldu ya? Şimdi anlayacağız ne olduğunu. Adamı çıldırtma oğlum, söylesene ne oldu? Oğlum şimdi anlayacağız dedim sana. Hadi elini çabuk tut biraz. Acele etsene uyuşuk herif, hadi. Çabuk ol. Sersem. Allah kahretsin. Ne oldu? İçeride iki tane serseri var. Silah? Hı. Ulan bir gecede rahat bırakın be. Ne yapacağız? Palyaçoların gelmesini bekleyeceğiz. Ha. Şaka oğlum şaka. Nerede kaldı bunlar ya? Hadi oğlum gel. Bana bak, bir numara yaparsan, polis çağırırsan yine geliriz ona göre. Anladın mı? Anladın mı dediğimi? Veysel. Baba bunlar kolay lokmaymış he. Gel de façanı bozayım biraz he. Bozayım mı façanı he? Ha bozayım mı? Ben senin beynini dağıtayım da bozulacak façan kalmasın ister misin he? Abi. İster misin? İyi misin Selim abi? İyiyim iyiyim. Abi ne çetin şey oldu, mücadele oldu ya. Ben hadi komiser Cem. Aşiyan'a acil bir ekip gönderin. Baba nasıl çaktın dalgayı sen? Selim abi benim soğan yemediğimi adından daha iyi bilir. Ve dürümün içinde soğan vardı. Nasıl aldın sinyalimi ha? He, herhalde abi. Bizim dürümler hazır mı? Hazır hazır. Oğlum formdan düşüyoruz galiba. İkimiz de altı diyordu bu. Hayvan çok fena vurdu mideme. Ne kadar borcumuz abi? Yok canım ne borcu, boş ver. Yapma abi ya. Tamam bu sefer de benden olsun hadi. Eyvallah. Dur bir dakika şunu da halledelim. Dön. Ne çabuk geldiler be. Geldik komiserim. Alın bunları. Baş üstüne komiserim. Bu yaralı. Tamam. Ben çok acıktım Cem. Hadi bir an evvel gidelim ya. Hadi. Baba eyvallah. Eyvallah. Geçmiş olsun senin abi. Sağ olun çocuklar. Sağ olun. Aa çocuklar olmadı böyle. Şöyle masayı açıp güzel rahat otursaydık. Yok abla bunun keyfi böyle ayakta. Sen de her şeyi bilirsin ya. Evet. Yalnız ikinizi de çok özel olarak tebrik ederim. En basit bir dürüm görevinde bile başınızı belaya sokmayı başardınız. Öyle deme şef. Eğer biz olmasaydık Selim abi kaptırıyordu ekmek teknesini. Ya? Sonra nasıl böyle sağlıklı besinler bulacaktınız? Aa Başak sen yemiyor musun? Rejimdeyim. Yapma ya çok üzüldüm. O zaman arkandan ağlamasınlar diye. Seninkileri de ben yiyeyim mi? Hı? Aa Başak aç kaldım. Dolapta çok güzel meyveler var. İstersen onlardan ye. Yok rejimde olduğum aklıma geldi merak etmeyin. Hem ben bu etoburlarla dolaşa dolaşa açlığa alıştım. Zeynep, sen yemiyor musun? Yok, iştahım kaçtı. Ne oldu yine? Böyle güzel güzel eğlenip durdukça inandığım her şeye ihanet ettiğimi düşünüyorum. Zeynep, ne ilgisi var şimdi? Yok be abla. O yılanı her gün televizyonlarda, gazetelerde gördükçe kan beynime fışkırıyor. Böyle bir çare beklemek içimi yakıyor. İstiyorsan dediğin silahını vereyim. Git akla yılanı, hem de bizi büyük bir dertten kurtarmış olursun. Versene o zaman. Sen hiç akıllanmayacaksın değil mi? Ben aklımı yitireli o kadar çok oldu ki. Memoli akıldan bahsedene bak. Zeynep yeter artık. Ben bu konuları kapatıp birlik olduğumuzu zannediyordum. Zeynep pes edip köyüne dönüyordu. Sen istedin kalmasını. Burada bana yardım edeceğine ayak bağı oluyor daha beter. Bul yılanı o zaman. Zeynep. Birazcık evde uslu uslu otursanız çatılara gitmeseniz sizi kovalamak yerine gidip adamı kovalayacağız. Geldiğinizden beri her düştüğünüzde tutmaktan vakit kalmıyor hanımefendi. Tamam yeter. Hepimizin ortak düşmanı olduğuna göre kavga etmek yalnızca onların işine yarıyor. Kızım sen de Allah aşkına biraz kendini sokaklardan uzak tut böyle. Bu adamın peşinde 1000 tane deli var her gün ya. Kemal Bey doğru söylüyor, haklı. Teşekkür ederim. Doğruyu söylüyorsunuz.
Çok mersi. Ne diyordum? Polis balosunda giyeceğin kıyafeti anlatıyordu tamam. Şef. Tamam. Şimdi diyorum ki o gece bir lacivert. Memoli, gülmeyin. 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 Görüyor musun gülmek sana ne kadar yakışıyor? Öyle değil mi Memoli? Öyle. Aa, ya ben baloyu tamamen unutmuşum. Bu balo nereden çıktı? Aa, senin haberin yok tabii. Memoli ile Cem'e özel başarı plaketi verilecek. Ha. Madalya. Madalya. Pardon. Esat'tan mı ya? Pek güzelmiş. Bakın ne diyeceğim. O gece Begin Hanım benim davetlim olarak baloya geliyor. Sahi mi? Evet sahi. Zeynep de artık benim kızım sayıldığına göre Zeynep de o gece baloya geliyor. Ne? Esat'tan mı başkomiserim? Şef ne yapıyorsun sen ya? Hayatta olmaz. Memoli bu bir emirdir. Ama şef. Aması maması yok. Sen de onun kavalyesi olursun o gece, tamam mı? Kavalye ne demek abla? Bütün gece genç kızla ilgilenip onu dansa kaldıran delikanlıya kavalye. Yaşasın! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.